Müzisyenler Kulübü ile devam ediyoruz. Kulübün başkanı Mehmet Akın yanımda. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Müzisyenler Kulübü aslında adı üstünde ama biraz kulüpten bahsetmeni istiyorum senden. Müzisyenler Kulübü okulumuza gelen müzisyen öğrencilerin kendi aralarında, kendi tarzlarına uygun gruplar kurmasını ve onlara sahne deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir kulüp. Kaç yılında kuruldu? Kulübün kurulması 2010'ların ortasına dayanıyor. Ben kulübün 3. başkanıyım. Çok güzel. Çok da yeni bir kulüp değil aslında. Peki sadece daha önceden müzikle ilgilenen öğrenciler mi bu kulübe katılabiliyor? Yoksa sadece benim müziğe ilgim var ama daha önce hiçbir şey deneyimlemedim ve böyle bir kulüp olduğunu keşfettim. Üniversiteye gelip bu kulübe katılabiliyor muyum? Şöyle, Müzisyenler Kulübü olarak adı üstünde müzisyenlerle çalışmak istiyoruz. Ama müzikle ilgilenmeyip, yani bir enstrüman çalmayıp ama müziğe ilgili olan, müzikle ilgili öğrenmek isteyen insanlar için alt topluluklarımız mevcut. Onları başka kulüplere yönlendirebiliyorsunuz yani. Peki, Müzisyenler Kulübü olarak dönem içinde ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Yılda ortalama 2 etkinlik, 2 sahne, 2 de öğrenci partisi yapıyoruz. Etkinliklerimizi de SKS ve Sanat Koordinatörlüğü ile beraber yılbaşında, yılın dönemin başında belirliyoruz. Genelde okul içi etkinliklerimiz, sahnelerimiz oluyor. Diğer kulüplerle de beraber çalıştığımız için bir müzik grubu istendiğinde herhangi bir etkinlikte bize geldiklerinde biz o etkinliğe en uygun ve içimizden en hazır müzik grubuyla çalışıyoruz. Aslında bütün müzisyenlerin toplandığı, birbirinizi tanıdığınız, birbirinize güzel bir network oluşturduğunuz güzel bir topluluk. Peki bundan sonraki planlarınız neler? Müzisyenler Kulübü olarak neler yapmayı hedefliyorsunuz? Müzisyenler Kulübü olarak genel amacımız okul içerisinde bütün müzisyenlerin birbirini tanıması, birbiriyle çalışması, farklı tarzlarda, farklı gruplarda yer alması. Onun dışında da okulda herhangi bir müzik etkinliği olduğunda bunu çok iyi bir şekilde temsil etmek. Peki şimdi aday öğrencilerimiz için şöyle diyelim. Bir müzik geçmişi olan, bir müzisyenlik geçmişi olan ve hala buna devam eden öğrencilerimiz sizin kulübünüze katılmak istedikleri zaman ne yapmaları gerekiyor? Dönem başında standlarda ve Instagram sayfamızda EUA Musicians formlar açıyoruz. O formlarda siz bir müzisyensiniz ve katılmak istiyorsunuz. Sizden gerekli olan bilgileri alıyoruz. Ana sazınız, yani main enstrümanınız, tarzınız, o enstrümanı kaç yıldır çaldığınız, isim, soyisim ve telefon. Sonra bütün bu gelen formları toplayıp bir Excel dosyası oluşturuyoruz. Böylece müzisyenler birbirlerini tek bir dosyadan bulup arayabiliyorlar. Peki seçme yapıyor musunuz yoksa müzisyen olan herkes bu kulübe katılabiliyor mu? Kesinlikle seçme yapmıyoruz. Bütün müzisyenler katılabiliyor ancak etkinlikler için müzisyenler bir grup kurduğunda ve bize etkinlikte yer almak istiyorum talebiyle geldiğinde konser öncesi tabii ki bütün grupları gerekli idari personeller ve biz dinliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Mehmet. Rica ederim. Küçük bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Tabii ki. Okulumuzda müzik stüdyosu mevcut. Normalde o stüdyo okul grubumuz Grup Turuncu'nun kullanımında fakat biz müzik hocamız Alaskar Abasov'dan izin isteyerek etkinlikler için orada çalışmalar ve provalar yapabiliyoruz. Evet, bu da aslında çok önemli bir nokta. Stüdyonun olması da sizin işinizi çok kolaylaştıran bir şey üniversitenin içinde. Peki tekrar çok teşekkürler. Rica ederim. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.